Elim paslandı mı diyorsun? Bakacağız, göreceğiz bakalım. Vallahi hiç deneme kaydı da yapmadım ha. Bizim sesleri her zamanki şeyde alıyordur diye tahmin ediyorum kaliteden. Arkadan dublaj çekeriz, hiç problem değil. Tekrardan Benim bakalım. Farklı bir haritada mı oynasak, ne yapsak? cevabım belli abi. Fark etmez. Aynen. Ya neyse, bunu açalım. Klasik haritada oynayalım. Nasıl uygunsa. Speed yapalım. 50. 10 dakikada bir sevleyebilir, problem yok. Noraşlar bir Tamam. sorun yok. Buna bekledik. O zaman Caner'le baş başa 3. oyunumuz bu. İlk oyunda Aynen. Caner kazanmıştı. İkincisinde ben kazanmıştım. Üçüncü de artık rövanşın finali gibi bir şey. Ya Bir da galip seçmemiz aynen. gerekecek galiba. Bayramın ikinci gününde Caner'le bir araya geldik. Bakalım. Bu kadar şeye Şimdi hazırlan. evet, saat şu an tam 1 mi? Galiba. Tamam. 1'i 45 geçe, 50 geçe başlayalım. 50 geçe Tamam. başlayalım savaşa. Tamam, sen bana söylersin. Launch game diyorum. Başladık. Oy dünya dünya, yalansın dünya. Morna. Neşet Ertaş bilir misin? Severiz. Tabii ya, Neşet Ertaş'ı severiz. sizin oraların adamı. Saygı duyarız. Müthiş müthiş bir sanatı var adamın ya. Yani çoğu bilindik şarkılarını herkes biliyor da ben şimdi listede böyle sıradan çalarken Yolcu şarkısı var mesela. Öyle dinliyordum, biliyordum ama Tabii. sözlerini falan böyle bir dikkatli okudum. Bir daha bir yani Yolcu da bayağı bilindiktir ya. Yolcu da bayağı bilindik de hani böyle şeydi. Hani liste açarsın ya işte this is şey Spotify'a girersin. This is Neşet Ertaş. Yani orada Aynen. böyle dinlerken geçiyor falan. Bugün öyle biraz daha dikkatli dinledim. Çok etkiledi beni. Öyle. Ya muazzam sözler, muazzam. Muazzam. Normal değil yani. Diye dur, Müthiş. ya yanlış mı melodiledim bir an? Yo, doğru. Tam olarak doğru melodiledin. Bir an şaşırdım. Kesinlikle doğru melodiledin. Neşet Ertaş'ı Neşet Ertaş yapan babası Muharrem'dir. Öyle mi? Mekanı cennet olsun. Neşet Ertaş biraz hüzünlü, biraz dramatik bir hikayesi vardır. Anlatsana, merak ettim. Yani ben Bildiğin kabaca okumuştum hayat hikayesini. Almanya serüveni ve sonrasında okumuştum. Almanya serüveninin öncesi olması lazım. Yanlış biliyorsam düzeltsinler arkadaşlar. Leyla'ydı galiba. Leyla diye birine aşık oluyor. Şeyde bir daha doğrusu onun da öncesi var. Bir cebindeki son parasıyla konsere gidiyor olması lazım. Ankara'ya mıydı ama emin değilim. Başka bir ilde olabilir. O gittiği ilde işte ünlendikten sonra artık şeylere çıkmaya başlıyor. Çalmaya başlıyor yani. Adını diyemedim şeyleri de. Türkü barlar diyeyim. Oradan sonra orada Leyla ile tanışıyor olması lazım. Babası diyor olmaz. Bu evleniyor onunla. Leyla ile olmaz demesinin sebebi, Leyla hani o çevre için böyle biraz pavyon şarkıcısı gibi bir kadın mı yoksa? Evet, aynen. Öyle olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam bayağı oldu okuyalı hikayesini. Ha. Ondan sonra evleniyorlar vesaire. Sonra bir şekilde ayrılıyorlar galiba. İşte babasıyla bu zamanlarda da atışmaya başlıyor. Ondan sonra Leyla'ya bir şeyler yazıyor. Sonra Almanya'ya gidiyor olması lazım. Almanya'da işte öldüğü falan zannediliyor. Neşet Ertaş'ın mı? Evet, galiba
hastalandığı için mi gidiyordu tedavi olmak için? Sonra orada tekrardan şarkılarına devam ediyor. Bu şekil bir şey olması lazım ya. Biraz karıştı şu an ama. Aynen. Ya bunu. detaylı herkes açıp okusun yani hayatını da çok cidden enteresan bir hayatı var adamın. Neşet Ertaş öyledir. Muazzam ya, şartlar muazzam. Bu Altın Gün diye bir grup var. Onu da bilirsin belki. Bu böyle türküler, işte Türkiye'nin böyle folklorik şarkıları, işte Barış Manço'sundan tut, işte Cem Karaca'sı, Edip Akbayram'ı, Neşet Ertaş'ı, Anadolu Rock. Ha evet, hani Neşet Anadolu Ertaş. olarak ve daha evvelki türküler dahil böyle birçok bilindik türküyü coverlayıp, çok güzel ve doğru bir şekilde coverlayıp, adamlar Türkiye'de çok tanınmıyorlar ama şeyde Avrupa'da, yani şöyle diyeyim, ben Altın Gün grubunu hiç bilmiyordum. Bana bir Alman arkadaşım söylemişti Münih'te, işte Erdem'le tanıştık öyle, Türk olduğumu duyunca dedi ki en sevdiğim grup Altın Gün grubu ve onlar Türkler falan dedi. Dedim benim haberim yok onlardan, nasıl bilmezsin? İşte şarkının sözlerini hiç anlamıyorum ama dedi beni her zaman derinden etkiliyor falan dedi. Dedim bir açtım, inanılmaz etkilendim ve işte onların böyle Fransa'da, Avrupa'nın farklı yerlerinde konserleri var. Yani muazzam. Yani elin Avrupalısına Kırşehir'in güllerini dinletiyorlar adamlar. Ve herkes ayakta alkışlıyor. Çok çok iyi coverlar yapmışlar. Çok iyi yorumlamışlar günümüze göre. Onu da tavsiye ederim. Şimdi Neşet Ertaş'tan konu açıldı. Yol şarkısı falan dedik. Altın Gün grubunu mutlaka mutlaka, yani sana da tavsiye ediyorum. Bu videoyu izleyecek olanlara da tavsiye ediyorum. Ona bakmam lazım. Muazzam. Sen şimdi kesin asker basmışsındır abi, basmamışsın. Helal. Yok, henüz değil. Savunma hattı oluşturmakla meşgulüm. Savunma hattı oluşturmak. Herhalde böyle oluşturuluyordu ya. Bayağıdır oynamıyoruz. Bakalım, biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz kendimizce. Bu yolcu şarkısında beni şu kısım çok etkiledi. Diyor ki: Hangisi? kimi böyük, kimi böcek, kimi kul. Merak edip hiçbirini sordun mu? Bunlar neden, nedenini sordun mu? Ya inanılmaz ya. Yani farklı farklı yaratılmış canlılar diyor. Kim? Anadolu'nun her şeyinde bir yaşanmışlık hikayesi vardır. Sadece türkülerinde değil, yaptıkları eserlerde, dokudukları halının renginden hani yaptıkları bardağın kulpuna kadar her şeyinde bir hikaye, bir eser, bir yaşanmışlık kokar Anadolu. Her şeyde bir mahiyet var mutlaka yani. Tabii ki. Muazzam. Ya illa ki her şeyin bir şeyinde bir şey vardır ama Anadolu hani bilmiyorum, biraz daha değişik kokular vardır Anadolu'da her anlamda. Tabii ki abi, yani binlerce yıldır farklı farklı medeniyetler, büyük imparatorluklar, krallıklar, boyuna eskiye gittikçe daha eski, hep Göbekli Tepesi ondan daha da eskisi çıkıyor. Likya'sı da burada yaşamış, Hitit'i de bilmem nesi, yani ne ararsan var arkada. İnanılmaz ya, bak gerçekten ben özellikle böyle işte farklı bir, ne bileyim, Orta Avrupa olsun, Almanya ya da Kuzey'de işte İsveç falan gidince, ya adamlar mesela İsveç'te Vasa Müzesi'ne girdik. Bir batan bir gemiyi suyun altından çıkarıp müzeleştirmişler falan. Orada bir sinema bölümü vardı. Orada belgesel gösteriyorlar. Şunu diyorlar, yani biz 500 yıl önce bu topraklarda hangi dili konuştuğumuzu bilmiyoruz açıkçası. Bu konuda bir kaynak yok diyorlar falan. 500 yıl öncesi bilmiyor adamlar. Bizde kaç bin yıllık Kutalko Bilig var, biliyoruz yani. Çok şey, inanılmaz zengin kültürümüz, tarihimiz var. Yani ilkokul Öyle. yıllarında böyle işte tarihtir bilmem nedir, böyle bir geliyordu lan, başlayacağım Anadolu'sunda falan diyordun okulda, böyle kafana kafana öğretilince, ama büyüyünce, biraz da insanın gözü açılınca, dönüp kendi ülkene, yaşadığın topraklara bakınca, ya muazzam muazzam bir ülkeyiz. Muazzam çeşitlilik,
Kesinlikle. Ve bence mesela Twitter'da falan da çok ortada bu. En iyi espri anlayışına sahip ülkeyiz ya. Ben yani yabancı dil bilen arkadaşlarımla, hani ana dil seviyesinde yabancı dil bilen arkadaşlarımla da bu konuyu çok konuştum. Kesinlikle teyit ediyorlar. Evet Erdem diyorlar. Ciddi anlamda en komik, en derin mizah anlayışına sahip ülkeyiz ya. Buna altına böyle imzamı atarım yani. Ya bir Çoğu İngiliz'in şeye kaptırmıyorsun. Güldüğü şey çok sığ. İşte ben mesela Yunanları yakından biliyorum. Hala da şeylerle alay ederler. Sakat bir insanla, topal yürüyen bir insanla alay. Yani mizahları oradan çıkar. Şişman bir adam çok komiktir onlar için. Hani mizah şişman bir insan üzerine, yani bizde fiziksel özürler ya da fiziksel durumlar komik değildir artık ya. Biz onları çoktan aştık. Hani biz çok daha Evet. derin mizah yapıyoruz yani. Hani bizim karikatüristlerimiz çok iyi, komedyenlerimiz çok iyi. Hiç tanınmamış Twitter'da herhangi bir girdiğinde komik atılan tweetler, her gün yeni bir şey çıkıyor. Yani çok çok komik şeyler oluyor. Ve bunlar yaşamın zaten temel şeyleri. Bunlar için yaşıyoruz yani. Hani güzel zaman geçirelim. Ölüp gideceğiz bir gün zaten, çok şey değil yani. Kesinlikle. Biz bu oyunu Anı oynarken niye yaşamak önemli. derin konulara giriyoruz böyle ya? Bak ben asker yapamadım yine. Ben de daha yapmadım çok fazla ya. Bakayım. Çok fazla O yapmadıysan en yakın. az 300 yapmışsındır ha, 88 tane. Yok yok be, daha o kadar. Değil. Yavaş yavaş. Eskisi kadar hızlı asker basamıyoruz artık. Biz de yaşlandık. Ama senin daha fazla asker getireceğine eminim. Vallahi bilmiyorum. Kimler getirir, kimler götürür. O repliği hatırlamadın mı abi? Hayır, hiç hatırlamadım. Hangi replik ya? Şey, senin mesleğin ne? Benimki şey, manav. Ya tam atıyorum şu anda. Demek ki daha fazla asker getirmişim. Ha şey diyorsun sen. Sparta. Sparta, 3'ü Spartalı filminde. Aynen. Aynen. Aynen Spartalılar 300 kişi gidiyor işte, bu Atina tarafından desteğe gelen bir Yunan milleti var. Unuttum şimdi onları. Oradakiler de 6000 kişiyle mi desteğe geliyorlar? Öyle bir rakam var. O da diyor sen de 300 kişiyle gelmişsin de, o da sen dediğin olay oluyor. Senin mesleğin ne? İşte duvar ustası, seninki ne? Şairim diyor. Öbürü diyor manavım diyor. Biri demirciyim diyor. Aynen. Dönüp diyor Spartalılar mesleğiniz ne? Onlar da bağırıyorlar. Uva falan. Gördün ya diyor. Senden diyor daha fazla asker getirmişim falan. Güzel. O çok iyi bir film ya ama. Çok güzel bir film. Bak iyi aklıma getirdin. İzlerim ben onu yine. Var ya. Sinemada 3 kere gidip izledim o yaşlarda. Televizyonda sayısız izledim. İşte DVD'sini alıp izlemiştim. Sonra zaten bu torrentler, cartlar, curtlar, Netflix derken her platformda, her alanda izlemişimdir. Şimdi tekrar konuştuk, yakında yine açar izlerim Geçen gene konuşmuştuk ya. Ben de oradan sardım. Şu şey sahnesini, toprak su mevzusu vardı ya. ben. Ha doğru. Toprak mevzusu adı. Şey oynarken Sercan sen ben Mehmet Ali oynarken Aynen. O yüzden tekrar şey yaptım da bir izledim. biz de oyun çok havalara girdik. Yok toprak alacağız, su alacağız ama elimize verdiniz yani. Yok abi. Orada bir Toprağı suyu aftezi aldırdınız. Bir teyemmüm yaptırıp gönderdiniz bizi yani. Çok kötü oldu yani. biraz Biraz değil. sizin acemiliğinize geldi ya sanki. Biz ya orada Olur öyle olur. Sercan'la yıllardır oturup oynamadık. Hiç koordine olamadık ya. Arada konuşuyoruz. O bir şey diyor, ben bir şey diyorum. Bir ortak strateji belirleyemedik. Yani olmadı yani. Bazen olmaz abi ya. Ama ben bahaneleri sevmem. Neticede yenildik. O yüzden bakalım bir daha ne zaman oynarız. Umarım bu sefer kazanırız. Ne olursa olsun güzel oyun oluyor. Kesinlikle. Ya şu oyun benim de hoşuma gidiyor ya.
sarhoşlar çok sıkıntı. Ne yapsak? Şuraya mı kursak? Can't place that there, my lord. Daha ne açın şurayı ya. Al-Hisan Uzari. Recruits needed, sire. Bakalım Caner Paşa ne yapmış? Gaslighting, ghosting. Sonu kara toprak. Vallahi oo, yine abi sen daha iyisin ya. Yine kuleleri kurmuş. Yok ya 215 asker yapmışsın yine bak. Ne çok öyle ağam şağam bir asker yok ya. Senin güzel taktiklerin var ya. Taktiği biliyorum ama ya savunma da belli. Asker kontrolü çok önemli burada ya. Doğru yerde doğru yere çekmediğin zaman aynen öyle. Şeyler bir işe yaramıyor. Bir de oyunun bazı bug'ları var ya. Genellikle sana oluyor. O açıdan şanslıyım. Ya İlginç, bilmiyorum, hatırlamıyorum da evet videoda da var. Bir şey oluyor böyle falan. Crossbow'ların abi kırmızı gösteriyor, atmıyorlar. Ha. Öyle bir şey oldu değil mi geçen ay? Aynen, doğru diyorsun. Onu bilmiyorum, ben de çözemedim. Neden ama arada oluyor öyle. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Lan yine unuttum ben. Oğlum kafam mı güzel benim? Şunlar niye yapmıyorum ya? Şerbetçi. Bak sen benim neyi unuttuğumu tahmin ediyorsun hemen. Çünkü onu her seferinde unutuyorum. Şerbetçi otunu yaptım da. Can't place that there, my lord. Şimdi tabii bunlardan da lazım. Nereye kursak şuraya kuralım. Dağınık oldu ama yapacak bir şey yok.
building has no labor sign is on his way. Oh ya. Sercan var ya, çok single player girdi. Aa. Ben çalışıyordum. Giremedim hiç oyuna. Şey, botlara karşı değil mi? O şey yok. Oynuyor. Botlara da. Görev. Aynen, görev oynuyor. Olur, güzel. O zaman Sercan abiyle de yakında 2v2. Tabii tabii. O şimdi bir gelsin. Yuvaya bir dönsün. Şey yapacağız, oyunu ayarlayacağız. Mehmet Ali'ye de söylerim. O da gelir büyük ihtimalle. Mehmet Ali nasıl, iyi mi? O da güzel. O biraz çalışıyor, biraz KPSS'ye çalışıyor. Hı hı. O da öyle takılıyor. Müsait olduğunda bilgisayarda. Hı hı. You are the second greatest lord. Vay be, hep second'ız birader ya. Bir kere great olamadık ya. Gönüllerin birincisisin ha. Bu arada hep ikinci ben olurdum bak. Farkında mısın? Bak, kazandığımız oyunların hepsinde ben ikinci başlıyorum. Ben birinci başladıysam bir yanlışlık var bu işte. Vallahi bilmiyorum. Bak hatırla, kazandığımız oyunların hepsinde hep bana second diyor. Öyle mi? Yani... Gerçi ben bir oyun kazandım birebir de ama 2v2'de falan da hep second diyor bu arada bana, kazandığım oyunlarda. Doğrudur. Burası kapanacak ya, bu saçma oldu ya biraz. Çalışından köleler. Hiç fark etmez. Burası sadece zaten kapı görevi görecek. Kapı mı? Sen gene kazmaya başladın abi o zaman. Ya ben seviyorum su olayını. Görüntü olarak da hoşuma gidiyor. Abi görüntüyü geçtim. Bir kere... içeri girmeyi çok bayağı oyalıyor rakibi. Oyalıyor, evet, işe yarıyor. Yani askersiz kaldığım bir anda cidden çözüm oluyor. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Hadi be abi, şu ağaçları kesin gözünüz seveyim. Hangi ağacı gidip kesiyorsunuz? Şunlar duruyor ya. Bunları kesmeniz lazım. Nasıl abi ya, şaka mısın sen ya? Ne oldu? Bir şey yetiştiremedi de, ekmeği yetiştiremiyorlar. Ben ona ayar oluyorum. Bir sürü fırın var. Bunlar da yeterince hızlı taş çekmiyorlar. Bir sürü öküz yapıyorsun. Öküzler sonra de işte ev, şey yiyor hep. Nüfus. Nüfuz sonra yani. Ev yapıyorsun. Sonra ekmeği çabuk yiyorlar. Aynen. Hepsi birbirine kilitliyor.
الحصان سريع. Recruits needed, sire. Can't place that there, my lord. Abi bunu hani botlara karşı falan oynasak 2'ye 6 onlara 40 bin falan versek 3000 gene rahat yeneriz değil mi? Öyle bir zorlamaz yani. Ya evet şey yapay zeka cidden çok şey çok zayıf. Maalesef öyle. Hiç zorlamaz yani öyle diyeyim sana. Ben Arap kralların daha güçlü zannediyordum bu oyunda da. Bir tek Selahattin Eyyubi, bir tek Selahattin Eyyubi güçlü. Sultan Abdül falan hikaye. Bu hani şeyler Lion Heart, Aslan Yürekleri kart falan hani çok daha iyiymiş. Ben onları çöp zannediyordum. Yo, Aslan Yürekleri Richard çok sağlam bu oyunda. Ya gerçek şeyde de öyle, hayatta da öyle. Evet, evet. Sağlam bir komutan yani. Kral. Şeyde kök söktürüyor yani Haçlı seferlerindeki en baba krallardan biri. Hatta Kingdom of Heaven, Cennetin Krallığı filminde en son sahnede İbelin Baronu'nu köyden gelip almak isteyen işte o Aslan Yürekli Richard. Hadi tarih yazmışsın oralarda, gel bana katıl diyor. Tekrar sefere çıkıyoruz diyor. Kudüs'e diyor. O da diyor ben diyor kişi değilim diyor falan. O filmi izlemedim. Azıcık da izlemedim. Bak hemen ya, bak bu oyunu seviyorsun. Bu oyunu oynayan birisin. Yani şöyle diyeyim, bu oyuna en yakın çekilmiş film odur. Çok net. Ve doğrudur. Müzikleriyle, oyunculuklarıyla, sahnelerle, zaten Gladiator'un yönetmeni Ridley Scott'ın filmi. Orlando Bloom falan başrolde, çok baba film yani. Orlando Bloom varsa Orlando Bloom'un da Orlando Bloom olduğu zamanlar. Ya muazzam ya. Ben onun soundtrack'lerini hala açarım, dinlerim yani. Kingdom of Heaven soundtrack çok büyüleyici müzikleri vardır onun. Müzik de önemli abi bir filmde ya. Ya bir şey diyeyim bak. Savaş sahnelerini falan izle, çoğu yerde durdurup geri sarasın gelir. O kadar iyi savaş sahneleri var ki. Çok efsane sahneleri var yani, böyle çok Instagram'da falan da çok paylaşılıyor. Doğrudur. Ama izlemediğim için bir şey diyemiyorum. İzlemem lazım. İzle izle. Yani rica ediyorum, en yakın planı al onu. Gerçekten. Şunları mecburen yapacağız. Horses are ready. Hmm, ya buralar çok sıkış oldu ya, sıkış tepiş oldu. Tamam durun. Yani. Şundan lazım. الحصان سريع. Lazım da lazım. الحصان سريع. Recruits needed, sire. مولاي. Recruits needed, sire. بأمرك. العمل جيد. العمل جيد. Recruits needed, sire.
Geçen ben de single'ına girdim abi şu görevlerine. Hı hı. Yapayım dedim. Sana da resim attım galiba. Ha evet doğru. Güzel sarıyor abi ya. Arkadan açıyor mehteri. Bir de ben şey bug'ı buldum bu oyunda. Daha doğrusu YouTube'da izlediğimde denk geldim. Pause yapınca mesela Z'liyorsun, tekrar Z'yi açıyorsun. Oyunu tekrar başlattığında ekstra bir işçi gidiyor aynı alete, şeye. Aynı çalışma yerine. Öyle mi? Aha. Multiplayer'da oluyor mu onu bilmiyorum. Single'da denedim, çok güzel işe yarıyor. Bir tane elma kurdun değil mi? Ya da bir tane buğday kurdun. Aha. 5-6 kere pause yaptın, 5-6 tane işçi gidiyor. Sen 15-20 kere yap. Yani bir işçi yerine 15 bir buğday birden geliyor. İyiymiş. Çok güzel ya. Çok iyiymiş. Size zahmet. You need something built. Constructing siege save equipment. Saving. Lan hala sekuntuz ya. Biz bugün birinci olamayacağız arkadaş. Biraz geç saate denk geldim ya. Belki o yüzdendir. Biraz seni yorgun yakaladım. Bilemiyorum. Yani şu an için en azından öyle, belki ilerleyen dakikalarda her an değişebilir. Bir 10 dakika sonra çok şey değişecek. Nereye koysak ya? Şurası güzel aslında ama koyamadık. Hadi. Çok da yoğun bir trafik burası ya, buraya mümkün değil. Hadi. Farz edelim İstanbul. Aynen öyle. Ha, oldu. Oho. Şu kalkan ne abi, 200 tane sat. Sonra şu kardeşlerden yapalım. Gönül yolculuğu yapalım. Hı. Bu da oldu. Gideceğiz. Mecburen. Buralardan getirsinler, problem olmaz. Zaten çok fazla var. Şey çok birikmiş, şunlar çok birikmiş. Ne demek lan? Sevmediğim cümleler. Onlar içeride durabilir, problem değil ya. Şurada bile durabilirler bence. Ben şeyi merak ediyorum abi. Sercan abi de Mehmet Ali olunca senle ben olursak o zaman nasıl bir oyun çıkacak, ben o oyunu çok merak ediyorum. Bak ben Sercan abiyle de oynadım. Mehmet Ali ile zaten hani yıllardır oynuyorduk. Aha. Hakikaten güzel olur ya. Ben o, yani Sercan abiye karşı da değil de herhangi bir iki kişiye karşı senle benim doğuyu çok merak ediyorum ben. Güzel olur, onu yapalım ya. Şimdi YouTube'da yeni yazanlar var ya. Oynayalım diye. Evet. Evet. Oradakilerden falan gelen olur. Şey yaparız. Senle ben müttefik oluruz. Oradan yeni birini alırız karşımıza, oynarız. Yenilirsek iyi rezil oluruz ama abi ben öyle diyeyim. Sıkıntı yok ya.
jump to it. We await your orders. Weapons needed, sire. A shuffle to hard. Recruits needed, sire. 857 asker. Abi sen çok hızlı asker basıyorsun ya. Helal olsun. Abi asker bilmiyorum, ben hani gelişme açısından çok öyle gelişmeye odaklanmıyorum. Şöyle, senin gelişmen şu açıdan iyi. Hani mesela sen benim kaynağım çok rahat bitirsin sağdan soldan. Ama ben hani senin kaynağına gelmeyi denesem, senin taşların en arkada, madenlerin en arkada. Hani o açıdan senin gelişmen mantıklı. Benim biraz gelişmede problem var. Valla bilemedim. Senin şu an askerler bana tehlikeli göründü. Ben her zaman ilk hata sağlam yaparım abi. Ama gerisini getirmem lazım. Benim problem orada. Genelde de ilk atakta alıyorsun ama oyunu. Zaten işte hani şey mantığı var ya, yenemiyorsan yenilme mantığı var ya. Onu ilk atakta tutarsa tutuyor, yoksa tutmuyor bende. Mesela şövalye basmayı hiç sevmem. Atlara hiç kıyamam. Ama rakip ciddi olunca şövalye istiyor. Ya evet. Saygılar. Bu arada saygılar. Ne için? Benim şövalyeler için. O da olur. Rakip ciddi olunca şövalye basarım ben bir daha abi. Ben kolay kolay şövalye bastım, göremezsin sen beni. Ha, ben de hiç basmadım. O yüzden saygı duymuyorsun. Şey yani attı şövalye. Tamam işte. Atlı şövalye ben de hiç basmadığına göre ciddiye almıyorsun beni. Vay vay vay. Bastım abi, görülmüyor mu? Nerede? Sen Ghost Light Gasting'i falan yapamamışsın. Ghost Light'in bir problem var. Olmamış. Aa, bakalım bir dakika. Bir saniye. Basmışsın evet. Belki ama işte bakalım. Sayısından emin değilim. Yetmeyebilir. Az gelmiş olabilir. Bakalım, biz de çabalıyoruz bir şeylere. Ama yani 300 çok ciddi bir fark şu anda ya. Ya ben işte bu oyunda bunu başaramıyorum. Muhtemelen de hiç başaramayacağım. Yani hızlı asker yapma olayını yapamıyorum. Niye bilmiyorum. Abi o biraz gelişmeyle alakalı işte. Mesela sen surlara vakit ayırıyorsun. İşte dediğim gibi bak, arkayı çok güzel kapatmışsın taş ocaklarını falan. Hani sen ona biraz vakit ayırıyorsun. Farklı şeylere vakit ayırıyorsun diyorsun. Oradan şey aynen oluyor. Ben bir tık daha asker odaklı oynadığım için. Ben hani bir şeyler yapıyorum 3-5, ondan sonra full asker. Şu an sen bayağı iyisin. Şeyler, senin kuleler zaten sıkıntı. Keza şeyler var. Ben onlara odaklanmak istemiyorum şu an işte. Onlar bende çok yer kaplıyor kulenin önüne sur çektiğin zaman. Ama bayağı iş yapıyor surlar işte. Bayağı yapıyor gerçekten ya. Recruits needed, sire. Sen bayağıca atlı süvari yapmışsın. Bu bayağı bir... Süvarim çok yok be. At şeyin var. Atlı okçun var. He, onlar evet. Nahnu abbal. Erkeb niflerriyeh. Kapadokya'nın diğer anlamı güzel atlar ülkesi demektir abi. Allah Allah. Evet. Ben bunu ilk defa duydum. Bu mudur? Kapadokya olarak. Benden duymuş ol. Çok enteresan. Cidden ilk defa duydum.
We await your orders. Recruits needed, sire. 45 dedin değil mi abi? 50 dedim ya. Ha 50 pardon. Özür dilerim. 4 dakika sonra gelme yani. Ha. Senin sesin mi gitti? Yok yok. Alo. Ha. Ha şu an geliyor tamam. Cızırtı oldu da. Elim mikrofona çarptı da. Anladım. Sana nasıl bir taktik uygulasam ya? Vallahi bakacağız bakalım. Yarandır. He, benim taş ocakçıları nereye gidiyor ya? Haha şaka gibi. Niye onlar oradan oraya gidiyorlar? Orada taş birikmiş o yüzden. Çeksinler. Yukarıda da var. Şu oyuna bir Definitive Edition getirmediler ya. Ya bunu artık getirmezler ya şey Stronghold falan tekrar çıkardılar ya. Asıl buna getirmeler lazımdı ama. Ya HD oyunu 2013'te mi çıktı? HD'ye de bayağı oldu çıkalı ya. Yeni değil HD'si. Of ya askerde çok geride kaldık be. Dönmeyecek bir fark yok. Dön bebeğim, dön çaresiz başım. Ayrılık böyle. Kimindi o şarkı ya? O şarkı çok tanıdık. Tarkan? Aa, evet. Uzun sürmez ki. Nereden aklıma geldi şu an? Şu an oyuna o kadar odaklandım ki Kartal Tibet'li isim geldi yani. Kuzu kuzu Tarkan'a. Recruits needed, sire. Yok ya, yok. Neyse. Yani saçma saçma sözler söylemeye başladı bu ya. Nasıl yani? Maximum size falan demeye başladı i̇şte, bu yani. O yapayım? Çok kötü. Benim için çok kötü çünkü maximum size sana çektiği zaman bana da çekiyor. Yani total şeye ulaşmışsın benden önce. Bu çok iyi bir şey senin açından. Bak bende mesela şu an 10-24 vermiyor, 18 veriyor askeri. Ki aramızda şu an 200-300 asker fark var. Oha. Yok ya, bir dahaki oyun direkt şeye odaklanmam lazım. Bak şu an ben asker basamıyorum mesela, sıfırladı. Maximum size dedi ve 300 asker öndesin. Bu müthiş bir avantaj ve oyun 5 dakika sonra başlayacak. Artık yapacak hiçbir şey yok. Bastırmıyor. Bana da bastırmıyor zaten. Yok. Bastırmaz. Bastırmaz. Hayırlısı olsun be gülüm. Ne diyelim. Yapabildiğimizin en iyisini yapacağız. Dedim adam da çıkmıyor abi. Niye öyle? Yeşil ama. Adam niye çıksın ya? People love you my lord. Şeyden adam çıkmıyor. Nereden? Kaleden. Ha çıktı. Adam çıksana oğlum. Shield reciting. Set us a task. Constructing siege equipment. Oyunu bug'a mı soktum? Ne oldu abi? Vallahi bence de bug'a soktun ya. Adam çıkmıyor. Maulay. Maximum size olunca meydanda köle de çıkmaz eğer onu diyorsan adam diye. Aynen köle. Çıkmaz. Maximum size oldu diye niye çıksın? O zaten meydanda çıkan köle şeye dönüşüyor. Ne derler? Askere dönüşüyor ya. Çıkmaz yani. Savaş vakti geldi, çattı.
Kalmış 4 dakika. Bizde hala sen başla dediğin anda ben başlarım abi. Bakalım neler yaşayacağız, göreceğiz. Şunlar sonradan kafamızı ağrıtmasın, biraz satalım. Diğerleri durabilir. خيولنا جاهزة لا من أسرع الحصان سريع المسيرة طويلة buradan orduyu ikiye bölmüşsün. Üçe bölmüş. Yukarıda var. Ya şu an maksimum sayıdayız bu arada ya. İstersen başlayabilirsin bence. Yok abi, olsun. Çünkü şöyle, en azından zamana kadar şey gelir. Maden. Hani daha sağlıklı olur. Valla sen bilirsin. Nasıl arzu edersen o şekilde. Tamam. 2 dakika var zaten. Değil mi? Sen başlarız dediğin anda başlarız. Benim saçma sapan bir şekilde halk niye saçma yerlerden dolaşıyor? Ben onu çözemedim sadece. Çıkış yerleri oralardır. Yok abi ya. Yukarıdan TS'nin oralara geliyorlar. Ortalara. Niye öyle bir şey yapıyorlar? Onu anlamış değilim. Savaşı aşağıdan mı oynayalım abi? Öyle olacak gibi duruyor valla. Pekala. Başlayabiliriz. Peki. O zaman çalsın mı davullar? Çalsın davullar. Sesim gitti ya. Our horses are ready. Moving catapult. Catapult ready, my lord. Catapult ready, my lord. Preparing. Catapult ready, my lord. Preparing. Catapult ready, my lord. نحن أبطال. Direkt başta böyle bir şey beklemiyordum ama. Benim adamlar kendi şeylerini vurdu ya. Lan atmayın tamam. Dört geri gel. Nereye gidiyorsun? Armory nereydi ya? نحن على استعداد سيموتون كاتابول ريدي ماي لورد بريبيرينغ ماي ويت يور اوردرز تشارج الحصان سريع مستحيل اور بليدز ار داون كاتابول ريدي ماي لورد موفينغ Lan oğlum kendi adamlarımızı vurduk, hep şaka gibi ya. Yani.
سرية. The armory is full, my lord. Recruits needed, sire. أصلي لهذا. Humiliated. الحصان سرية. Recruits needed, sire. سموكم. Cut them down. We'll try our best. You wait, your orders. نحن أبطال. Our blades are keen. الحصان سريع. خيولنا جاهزة. Attain! Shot! Recruits needed, sire. Recruits needed, sire. Saving. Lan. Güzel bozdu. Ya bozmadı ama. You have something in mind. الحصان سريع. Recruits needed, sire. Shoulder! Peki. Tongs! Catapult ready, my lord. Moving catapult. سموكم ننتظر لا من أسرع. Attain. Shot. Recruits needed, sire. Yüksek oldu ya. الحصان سريع. لان oğlum. ما هو رهانك؟ It's a rout. Allah Allah. وقعت زرع البشا. ملاك الانتقام. لن تسمع شيئا. نحن مستعدون للتحديد. المسيرة الطويلة. Lan oğlum gitmeyin. Sizin yüzünden asker yapamıyoruz anasını satayım. المسيرة الطويلة، المسيرة الطويلة. روحي متعطشة. كربي. بايا قلبو. لن تسمع شيئا. الأفكار تتحرك. ملاك الانتقام. نحن مستعدون للتحديد. نحن على استعداد. Kim ya orada bekliyorsunuz ya? Yürüyün işte. İşte ateş edin. Atlar bir yıkıldı ya. Oha ya. Bir gölde. نحن أبطال.
Ya kendi kendi şeyimizi yıktık ya, şaka gibi. Abi mancınıklar da hepsi yıkılmış. Can't place that there, my lord. Hadi, hadi. Aa, diğerleri geçememiş mi orayı? O niye takıldı onlar orada ya? Şey, kapının şeyi var ya. Aa, şaka mısın ya? Hepsi orada kaldı ya. Sağlarız, sağlayamazsak zaten ölürüz ya. We await your orders. We await your orders. Recruits needed, sire. Our blades are keen. نحن أبطال. الفرس تعز. Our horses are ready. Let's ride. Sen ne oradasın tek başına? بأمرك إلى نهاية الأرض. You have something in mind. What is your thinking? We await your orders. Weapons needed, sire. We await your orders. سنتقم. لا من أسرع. It's a rout. Buildings are on fire, sire. نحن أبطال. اركب مثل الريح. We shall dispatch them!
الحصان سريع لأمرك الفرس بعد لا من أسرع سموكم اركب مثل الريح görmedim. نحن أبطال. Our blades are keen. Mount up! To horse! Our horses are ready. You had something in mind? Let's ride! Charge! We shall dispatch them! Let them down! We shall dispatch them! My lead. Bravo! بأمركم الحصان سريع recruits needed sire saving هايدا we await your orders we shall dispatch them for them we shall dispatch them نحن أبطال الفرس تعدو. Our horses are ready. Aha. Ne oldu abi? Connecting lost diyor ya. Ne demek? Bir dakika. Last evet bir auto seviyesi. Ha tamam. Niye öyle bir şey yaptı? Bilmiyorum. Abi ne oluyor ya? Bağlantı mı sorun var? Auto seviyesi last diyor. Yo. Benim bağlantım. Kayıt nerede? Bilmiyorum ki benim bağlantıyı şu an. Ben dedi bir problem görülmüyor. Our blades are keen. We shall dispatch them. بأمرك. لا أنا كنت. الحصان سريع. Recruits needed, sire. مولاي. سموكم. Sen ateş etseniz lan. Salaklara bak. Pardon abi. Şey. Estağfurullah. Önündeki adamları vurmuyorlar ya. Ya evet orada benimkiler de bug'a girdi. Niye anlamadım. Ya vurun şunları. Aa, şaka mısınız ya? Benimkilerde ben özellikle tıklamadan seninkine tıklamadı az önce. Çok tuhaf bir olay oldu orada. Şaka gibi ya. Ay stop. Allah'ım ya Rabbim. You have something in mind? We await your orders. Weapons needed, sire. Catapult ready, my lord. What is your charge? Catapult ready, my lord. My liege. We await your orders. Cut them down. الحصان سريع. بأمرك. Distance is no problem. سموكم إلى نهاية الأرض. Work halted, my lord. الحصان سريع. Az önce biz ne yaptık abi orada öyle ya? Ne bileyim ne oldu? Çok tuhaf olaylar orada? Yaşandı. Morna. Pekala. It's a rout. Nereye yandı ya? Benim bir yer yandı da nereye yandı? The armory is full, my lord. Our blades are keen. Work halted, my lord. This building is currently functioning, my lord. الحصان سريع. Recruits needed, sire. Niye adam yok bende?
Mowlay. Recruits needed, sire. My lord! Al-Hisanu Sari, sent up. Laman Asam. نحن أبطال الحصان سريع Recruits needed, sire. يا تمام ما دور يا Can't place that there, my lord. خيولنا سريع اركب مثل الريح الفرس العاشر قدينا الوادي هذا Recruits needed, sire. بأمرك إلى نهاية الأرض. سموكم. لا من أسرع. الحصان سريع. ما هو رهانك؟ Feel the power. Our horses are ready. أؤمرنا. بالتأكيد نتحرك ننتظر نحن أطفال اركب مثل الريح الفرس تعني لا نتحرك خيولنا جاهزة We await your orders Weapons needed, sire الحصان سريع You have something in mind We shall dispatch them بأمرك اركب مثل الريح الفرس بعدي لا من أسرع What is your thinking? My liege مولاي ما هو رهانك؟ مستحيل اركب مثل الريح نحن أبطال أؤمرنا Bu ne be kardeşim ya الحصان سريع Recruits needed sire خيولنا سريع Bu ne yaman çelişkili randa Bu ne yaman çelişkili randa اركب مثل الريح Vur 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 vur. الفرس تعدي. ما هو رهانك؟ أؤمرنا. ما هو رهانك؟ أؤمرنا. ما هو رهانك؟ أؤمرنا. Ne diyordu? Bunlar. الحصان سريع. Recruits needed, sire. بأمرك إلى نهايات الأرض. We await your orders. سمو نحن حلولنا جاهزة. لا من أسرع. اركب مثل الريح. الفرس تعدي. لا من أسرع. اركب مثل الريح. The armory is full. Bu balistaların canı da mı çok ya? Okla falan yıkılmıyor kolay kolay ha. Cidden çok. Commander Sire, constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Hadi be, hadi be kardeşim, o da değil yani. الحصان سريع. Recruits needed, sire. مولاي. Recruits needed, sire. بأمرك. Para bitti. Bitti mi ya?
سموكم إلى نهاية الأرض. Ne para bitti baba? 11 bin param var. O kadar kaldı işte. Hani şey gelir şeyleri gitti. Ha ha, kaynak kesildi anlamında. Aynen aynen. ما هو رهانك؟ الحصان سريع. بأمرك. Kar. Preparing. Catapult ready, my lord. Aa, kötü oldu. Preparing. Al-hisanu sari. Catapult ready, my lord. Hayır ya, hayır ya. Catapult ready, my lord. Preparing. Ah be. Saving. Erkep mithil riyah. Our blades are for your honor. Catapult ready, my lord. Catapult ready, my lord. Hadi abi şunları yıkmamız lazım, gözünü seveyim ya. Ha? Aa, öldüler. Preparing. Lan oğlum oraya gidip de ölmeyin şimdi. 600 tane okçu var işte kulede yani. Catapult ready, my lord. Catapult ready, my lord. Preparing carcass. What is your thinking? Oğlum şurada 4 tane okçuyu öldüremediniz be. Hadi ya, ey Allah'ım. Tuhaf tuhaf hareketler ya. Vay be canerim. Bir oyunun daha sonuna mı geldik yoksa? Mukadderat. Bir dakika. Vallahi bilmiyorum. Senin şu an farklı planın var mı? Kralım hala ayakta. Kralım ayakta oldukça diyorsun, ben de buradayım. Yani. Kral nerede? Hayatta. Haa, oradaymış hakikaten. Aa, onları nasıl gördün sen onları ya? Babacım, ben onları saklıyordum. Ah be, kötü oldu bu. Evet, kötü oldu. Ben görünmezler zannediyordum. Yok baba, niye görünmez? Kralı sadece okla öldürebilirim istersen. Öyle çok kal- uzun sürer ya. Yok yok, şey çok, git. Adamlar, çok uzun sürer. Adamlar geliyor, merak et. Bir infaz timi oluşturdum kral için. Caner, ellerine sağlık tekrardan. Teşekkür ederim abi. Senin çok az böyle moralin bozulmuş gibi ses tonun var. Efendim? Böyle ses tonun düştü de, uykudan mı? Abi 5.30'da kalktın dün. Aynen aynen. Yok yok, sen şey yapmıyorsun ya. Öylesine de moralin falan bozulmuyor senin oyunda. Yok abi, çünkü şöyle. Sen bu oyuna yıllarını vermişsin. Hani seninle oynamak benim için güzel bir deneyim. Hani o açıdan gerçekten hiç problem yok.
Vallahi bir şey itiraf edeyim. En zorlandığım adam sensin. Teşekkür Ve ederim abi. hala daha sizin ittifada gelmiş değiliz yani. Yani Mehmet Ali ile bir araya gelmiş halinizi gelmiş değiliz. Seni yanıma çekip Sercan'la Mehmet Ali'yi karşı almayı da çok istiyorum. Yani Vallahi abi. öyle bir maçlemede namağlup falan ilerleme şansımız var ama Sercan da bu ara bayağı yüklendi oyuna. Mehmet Ali de iyi biliyor. Çok değişik güzel maç olur yani. Ya abi Mehmet Ali ile bizim şey taktiği zaten orada da anladın. O yıkıcı, ben vurucuyum. Öyle. Ben atlokçu basıyorum full. Ben şövalye, ben abi bu oyunda birden fazla birle bölündüğün zaman Kafam takip çok karışık. zor oluyor bu oyunu. Mesela onun için multiplayer'da benim daha kolayıma geliyor. Birlik birlik bölüştüğün zaman çok daha rahat ilerliyorum bu oyunda. Bir de mancınıkları ben tam kontrol edemiyorum. Şöyle, balistanın arkasında mancınık alman lazım. Mancının menzili geniş. Ama rakip mancınık yaptığı zaman senin mancınıkları öne koyman lazım. Bu sefer de sayıyı dengeleyemezsen senin mancınıklar hemen ölüyor. Balistalar zaten mancınıkların menzili daha uzun olduğu için rakibin mancınıkları vuruyor, bir işe yaramamış oluyor. Sayıyı dengeli yapacaksın. Full balista da abanınca olmuyor. O dengeyi bir tutturamadım ben de oyun, iki oyundur. Bir de şövalye ben pek basmam. Onları yönetemiyorum çünkü. Sadece işte vakit kazanmak için şövalye basıyorum. O da olmuyor. Yalnız bu oyunda sen ticareti iyi yapmışsın bak. Yani altın olarak aramızda çok yok ha, bravo. Genelde sen para anlamında şey yapıyordun. 131 bin altını 132 bin altın, yani neredeyse aynı hissatta. Ben Yani bayağı başta güzel kurdum abi. Yani çok güzel bir L kurdum oraya. Yani bana yani aynen harita aynı görülüyor. Ben orada üstten sağ alta doğru çok güzel bir L yönettiğimi düşündüm, o 50 dakika boyunca zaten saldırı yoktu ama sadece işte biraz askerler bölündüğü için yönetme konusunda sıkıntı yaşıyorum. Bir de yukarıya böldüm. Yukarıdan öyle bir beklemiyordum öyle bir atak. Ora düşünce biraz asker çektim. Aşağı bir anda balistalar ölmüş. Orayı kaçırdım. Harita takibim geri kaldı biraz da. Askerleri bir tık yanlış yönettim senin bence. atlokçuları falan kalabalık görünce ben sırf orduyu bölmek için yukarı bir bölük şey gönderdim, assassin. Yani o assassinler benim aslında içeri girip de bir şey yapma planı yoktu. Zaten sayıları da çok değildi, 50 tane falandı. Ama hem oradaki biraz taş ocaklarını baltalasın, hem de şimdi assassin öyle bir şey ki 50 assassinle mi geliyorum, 200 tane elim bilinmiyor. O yüzden Evet. ha, onları getirdim, dedim bari biraz şu okçularını bölsün, çünkü senin okçuların hepsi bir arada hali benim orduyu darmaduman ederdi. Yani ordunu Aynen. böleyim diye biraz yukarı asas gönderdim. O da biraz işe yaradı gerçekten, o taktik. Ben yukarıya mancınık falan koydum. Balista da vardı da sayıları düşmüş. Niye ateş etmediler? Bir de bildirimleri çok kaçırıyorum ben oyunda ya. Bir ara dedi Assassin Wall falan dedi. Lan ne oluyor? Duvar yok. Nereden atlıyor bunlar falan oldum. Güzeldi ama ya. Güzel. 1100 Yani şöyle, kaybetmekten keyif alır mı insan, alıyor. Yok ya, bizim oynadığımız oyunlar her türlü keyifli oluyor. Çok çok güzel gerçekten. Kesinlikle. O açıdan iyi. Bir haftadır oynayamamıştık. İyi oldu Evet, güzel oldu, güzel. bu. O zaman şimdilik İyi veda ısındı. ediyoruz. İyi akşamlar tekrardan abi, eline sağlık. Bir dahaki oyunda görüşmek üzere. Belki bir dahaki şeyli olur, dörtlü olur. Bakalım. Bakalım. Gelirlerse, ekip tamamlanırsa ya da başka birileri denk gelirse neden olmasın. Aynen öyle. Ellerine sağlık Caner'cim. Tekrardan Senin de teşekkür abi ederim. teşekkür ederim. Ben Eyvallah. teşekkür ederim. Sağ olasın.